Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün keçilerimi yemlik yapacağım. Şimdi daha önce metal hazır satılan profil demirden saçtan yapılmış keçilerimizin yemlikleri vardı. Tabii tuzlu olduğu için yemde verdiğimiz yemlerde tuz oranı olduğu için zaman zaman teknelerimiz çok yemliklerimiz paslanma yaptı. O yüzden kendim şöyle bir keşif düşünce yaptım. Kendim PVC borudan tekne yapmaya karar verdim. Evet, şu plastik borudan, kalın borudan tekne yapacağım. Şimdi bu boruyu önce düzgün bir şekilde ortadan böleceğim arkadaşlar, tam ortasından. Ondan sonra metal ayaklarla kaynak yaparak güzel bir tekne yapmayı düşünüyorum. Evet, şimdi bunu tam ortadan bölebilmem için ölçüsünü yapmam lazım. Şöyle. Evet, 49 santim genişliği var. Ben bunu 24.5 milimden keseceğim arkadaşlar. Buradan bölüyorum. Şimdi bunu çevireyim. Şimdi arkadaşlar şuna da düzgünce çizeceğim. Evet arkadaşlar, ben bunu spreyle de kesebilirdim ama çok PVC kokusu olduğu için böyle kesmek istedim. Evet arkadaşlar, PVC borumu tam ortadan ikiye kestim. Bu bir tane tekne olacak. Bu da ikinci tekne. Şimdi bunu şöyle profilden kasnak yapacağım PVC'lerin etrafını. Ondan sonra ayak kaynatacağım. Ve yanlarını kapattıktan sonra üzerine ızgara, yoncayı, samanı koyacak bir düzenek yapacağım. Evet, PVC borumu kestim. Tekne haline geldi. Şimdi bu şu şekilde olacak arkadaşlar. Tabii yerden yüksek olacak, onu daha sonra ayarlayacağım.
şu profil demiri kasnak olarak yapacağım. Bunu kasnak olarak yapacağım için bunu biraz daha ovalleştirmem gerekiyor. Ovalleştirmem için şurada bunu şöyle yapayım. Ama koruyucu gözlüğümü takmam lazım. Çünkü metal keseceğim. Şunu takayım arkadaşlar. Taktıktan sonra bunu belli bir yerlerden keserek, tam kesmeyeceğim, kıvıracağım. Biraz daha, evet, açısı daraldı. Evet, şeylerden daha sık çentik atmam lazım. İstediğim kıvama geldi. Evet. Evet amirim, kapatabilirsin. Arkadaşlar, teknemizi yaptık. Ayaklarını taktım. Şimdi üzerine şu hurdacılardan aldım ben bunu. Tanesi 10 lira. Bir tane de orada var. Şimdi bunu, bu teknenin üzerine yoncaya koyduğumuzda keçilerimin rahat yiyebilmesi açısından bir ızgara yapacağım. Tabii bu teknenin maliyeti bana 20 lira demir aldım. Şu boru eskiden kanalımızın kenarında vardı. Tarlaya yatırmıştık. Yaklaşık bana 50-60 TL gibi bir masrafı olacak. Vidası, kaynak filan kullandım biraz. Şimdi teknemi tamamlayacağım. Alafımızı tamamladık. Şimdi keçilerimizin yonca paketini bir koyacağım. Yiyecekler. Ama şimdi arkadaşlar, ben bunu keçilerin burnu sığmayacağı için şuradan bir ara alacağım. Bir tane ortadan alacağım. Bir tane de bu baştan alacağım. Yani 3 noktadan yiyebilecek. Tabii buralardan yiyemeyecek. Buradan aşağı döküleni buradan yiyecek. Yem buraya vereceğiz. Ama yoncaya buraya koyacağız. Şimdi denemesini bir yapalım. Evet arkadaşlar. Keçilerimizin yemliğini tamamladım. Galiba bayağı başarılı olduğumu düşünüyorum. Çünkü çok rahat yiyorlar. Diğer gibi çok yere döküyorlardı. Oradan tel tel çektikleri için yoncalarımız yabana gitmiyor. Beyaz, sen niye gelmiyorsun yoncayı? Maşallah, gofretin bile yetiyor.
Ama bu küçük oğlaklar için yüksek biraz. Evet arkadaşlar, önemli olan yoncayı dökmeden idirebilmek. Şimdi bunlar oradan tel tel çektiği için şu şekilde yoncamız yabana gitmiyor. Yani yere dökmemiş oluyorlar, değil mi kızım? Gofret afiyet olsun oğlum. Güzel mi alafın? Haydi bakalım, gülü gülü kullanın. Evet arkadaşlar, çok ucuz maliyetle alaf yaptık. 120 santim eni var. Yüksekliği 55 santim ızgaramızın. Eni de 120 santim. Ve bu sayede yoncamızı dökmeden yiyebiliyorlar. Evet, çok başarılı bir alafımız oldu. Evet arkadaşlar, ben bunu böyle hayal etmiştim zaten. Çok yavaş yavaş yiyecekler, yere dökmeden. Ve bu şekilde hesap etmiştim. Diğer türlü eski alaflardan yere çok döküyorlar. Hayır. Bak kız, sen gelme. Dur kızım. Evet Hamide Hanım, alafımız yapıldı. Çok rahat kullanımı var. Bundan sonra yoncayı çentmeden kalıbı bir paket alıp geleceksin. Buraya bir koyacaksın. Bir pakete. Aynen öyle. Ama bu oğlaklar için biraz yüksek olmuş. Şimdi ben bir tane daha yapacağım. Onun ayakları kısa olacak. Kısa ayaklı olunca küçük oğlaklar belki teknenin içini çok boynunu uzatamayacak. Şimdi yere teknenin içini dökülüyor ya. Koy vereceğim. Evet arkadaşlar, teknemizi yaptık. Tekne işimiz bitti. Eğer bu yemlik teknesini, evet eskiden biz bunu tekne diyorduk ama bazı şimdiki arkadaşlar yemlik diyor. Yemliğimi ve tekneyi, keçilerimin teknesini beğendiyseniz yorum atarsanız memnun olurum. Kanalıma da abone olursanız bana mutlu etmiş olursunuz. Şuradan, Gofret'ten herkese selamlar.